Teknoloji Oku'dan herkese merhaba arkadaşlar, ben Tolga Çolak. Bugün sizlere elimde gördüğünüz HTC Desire 530'un incelemesini yapacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi masada bir kutumuz yok çünkü cihaz bize dışarıda satıldığı kutuyla gelmedi. Direkt test cihazını bize gönderdi HTC. Onun için biz size direkt cihazın kendisininle yaşadığımız deneyimleri anlatacağız arkadaşlar. Daha doğrusu ben anlatacağım. Zaten HTC'nin büyük ihtimal satın aldığınız zaman da kutusundan çıkan şarj adaptörü 1,5 amperlik bir adaptör olacak. Data kablosu, standart bir data kablosu ve HTC'nin giriş seviyesi cihazlarda genellikle verdiği bir kulaklık olacak arkadaşlar. Dilerseniz telefonun hani kutusu olmadığı için direkt tasarımından bir başlayalım. Zaten daha öncesinde Kaan bize bu cihazın yurt dışındaki lansmanında ufak bir incelemesini yapmıştı arkadaşlar. Ona da şuradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Oradan da yurt dışındaki ilk ön incelemesini de tıklayarak oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Cihazın kasası plastik bir kasaya sahip. Mat bir malzeme kullanılmış. Mat bir malzemenin kullanılması cihazda şöyle bir artı oluşturmuş arkadaşlar. Masaya falan koyduğunuzda hani uzun süreli kullanımlarda hani doğal olarak tutup sürüklediğinizde falan cihazın arkası çizilmiyor. Daha önceki Desire modellerinin bazılarında bildiğiniz gibi parlak bir plastik ekran kullanılmıştı ve parlak bir plastik arka kapak kullanılmıştı ve bu plastik arka kapak çok rahatlıkla çizilip kötü bir görünüme sahip olabiliyordu. HTC bu modelinde o sorunu düzeltmiş. Daha mat bir daha mat bir kaplama kullanmış. Daha doğrusu öyle bir söyleyeyim, boya kullanmış. Daha güzel bir daha bir şık olmuş cihazda. Sağ tarafımızdaki tuşumuzda renkli bir tasarım görüyoruz ve bu tasarımla beraber şuradaki tuşun arkadaşlar yapısı da biraz farklı. Hani daha öncesinde hani dümdüz gelirken tırtıklı bir yapıya sahip buradaki tuşumuz. Ses açma kapatma tuşumuz var. Üst tarafta 3,5 milimetrelik kulaklık girişimiz. Diğer tarafında hemen şöyle açmak istiyorum. Şöyle biraz sert açılıyor. Tırnaklar da kısa olduğu için zorluyor şu anda beni. Kusura bakmayın. Evet, açamadım. Bu kadar beceriksiz olmasaydı mıydı? Cihazın bu sağlam olduğunu gösteriyor bir bakıma da. Burada bizdeki tek sim kartlı olan modeli. Bunun çift sim kartlı modelleri de bulunuyor arkadaşlar. Şurada bir adet sim kartımızı takabileceğimiz bir yuva bulunuyor. Gördüğünüz gibi ortada. Onun hemen yanında da micro SD kartımızı takmak için bir adet yuva bulunuyor arkadaşlar. Kapak oldukça sert. Bu kapaktan hani kolay kolay toz ve su, en azından sıvı teması cihazınızda gerçekleşmez. O konuda içiniz rahat olabilir arkadaşlar, onu söyleyebilirim. Hemen alt tarafına da şöyle bir bakmak istiyorum. Alt tarafında da USB 2.0 bağlantı portumuzu görebiliyoruz arkadaşlar. Arka tarafında bir adet bileklik takabileceğimiz, lansmanda da ilk ön incelemesinde de şuradaki bağlantıdan oluşacağınız ön incelemesinde de buraya bir adet bileklik takılabildiğini söylemiştik. Burada bileklik yuvası dikkatimizi çekiyor. Arka tarafında bir adet kameramız, hemen yanında mikrofonumuz ve flaşımız bulunuyor. Ön tarafında da boom sound hoparlörlerimiz aşağıda ve yukarıda olmak üzere. 5 inçlik ekranımız ve ön kameramız bulunuyor arkadaşlar. Cihazın genel temel donanımlarından bahsedeyim ben size incelemesi detaylarına geçmeden önce. Cihazımızda arkadaşlar 5 inçlik bir ekran bulunuyor. Bu 5 inçlik ekran 720 piksel çözünürlüğe sahip. Yani 1280'e 720 piksellik bir çözünürlüğe sahip arkadaşlar. Şuradan da görebileceğiniz üzere. Super LCD, yani HTC'nin klasik arayüz panelini kullanıyor. Super LCD panelini kullanıyor arkadaşlar. Ve bu panel, şuradan da bağlantımızı bir keselim reklamlarımız çıkmaması için. Şuradan kapattık. Gördüğünüz gibi 295 ppi'lik bir yoğunluğa sahip arkadaşlar bu panel. Panelin 720 piksel olması ve 295 ppi'lik bir yoğunluğa sahip olması, yani inç başına düşen piksel yoğunluğunun 295 olması gözünüzü çok fazla rahatsız etmiyor. Yani size şöyle söyleyebilirim. Bir fotoğrafa falan baktığınız zaman hani ekrandaki piksel yoğunluğu sizin gözünüzü rahatsız etmiyor arkadaşlar. Yani pikselleri kalkıp da saymıyorsunuz. Şöyle yakınlaştırdım gördüğünüz gibi. Bu arada da gördüğünüz gibi
test sonucumuz, PC Mark'ın test sonucunu gördünüz. Şuradan ben CPU Z'i geri açıyorum. Arkadaşlar 530'da HD'si Snapdragon 210'u kullanmış. Bu Snapdragon 210 ARM Cortex A7 mimarisine sahip ve 1.1 GHz hızında çalışıyor. Yani 1.09 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli bir işlemci. Giriş seviyesi bir telefonda 4 çekirdekli bir işlemci oldukça yeterli olduğunu söyleyebilirim. Sonuçta hani fiyatıyla beraber göz aldığınız zaman telefonun hani işlem performansında yettiğini söyleyebilirim işlemcinin. Grafik tarafında ise Qualcomm'un Adreno 304 işlemcisi bulunuyor. Bu 304 işlemcisi 310 MHz hızında çalışıyor. 310 MHz'lik bir işlemci grafik tarafında biraz yeterli geliyor. Ama hani ben biraz daha iyi olmasını açıkçası beklerdim. Bir tık daha iyi olmasını 720 piksellik bir ekranda en azından beklerdim. Çünkü bu işlemci her ne kadar yeterli olsa da bir üst seviyesini de insan arıyor. Telefonda 1.5 GB'lık bir RAM bulunuyor arkadaşlar. Bu 1.5 GB'lık RAM ile beraber 16 GB'lık bir depolama alanına sahip telefon. Hemen şuradan ayarlardan da göstereyim. Bu arada cihazımız Android 6.0 ile geldiği için SD kartla beraber depolama alanımızı istediğimiz gibi arttırabiliyoruz. SD kart üzerinden de 200 GB'a kadarlık kartlarınızı rahatlıkla takabilirsiniz. 16 GB'lık telefon bize 8.8 GB kullanılan alanı olduğunu belirtiyor. 7.12 GB'lık da bir kullanılabilir alan olduğunu belirtmişler. 16'lığın 5.52'si sistem belleğine ayrılmış. Ortalama bize 11 GB'ını falan kutudan çıkarttığınız zaman çeşitli uygulamaları da hani biz kurduk test etmek için. Onları da çıkarttığımız zaman 11 GB'lık bize kutudan kullanılabilir bir alan sunuyor bu telefon arkadaşlar. Bataryasından biraz bahsedeyim. Kamera özelliklerinden geçmeden önce bu telefonda 2200 mAh'lik bir batarya bulunuyor arkadaşlar. Micro USB 2.0 USB 2.0 portundan da şarj olan bu telefonda 2200'lük bir batarya ortalama size bir günü çıkartmanızı sağlıyor. Çünkü Sense 7 arayüzü var arkadaşlar bu telefonda. Sense 7 arayüzü de bildiğiniz üzere HTC'nin Android tarafında oldukça stabil çalışan bir arayüzü. Sense 6 da aynı şekilde oldukça başarılı çalışıyordu ama Sense 7'de bunu bir tık daha iyileştirmeler yapmışlar çeşitli. Onlarla beraber birleşince cihazın oldukça stabil ve güç konusunda iyi olduğunu söyleyebilirim. Her ne kadar 2200 mAh'lik giriş seviyesi bir cihaz olsa da bir gününüzü çıkartabilirsiniz bu cihazla. Kamera özelliklerinden bahsedelim isterseniz arkadaşlar. Hatta şöyle ben bir iki tane de şuraya örnek koyacağım. Onların da bir fotoğraflarını çekelim. Şöyle bir tane daha şurada bir eşyam vardı. Onu da alalım. Şöyle şu üçünün mesela fotoğrafını çekelim arkadaşlar. O sırada da ben size kamera özelliklerinden bahsedeyim. Şunu şöyle arkaya koyalım. Arkadaşlar cihazın arka kamerası 8 megapiksellik bir kamera bulunuyor. Cihazın arka kamerasında. Bu 8 megapiksellik arka kamerası BCI sensöre sahip ve f2.4 diyafram açıklığı bulunuyor. F2.4 diyafram açıklığı bir bakıma yeterli, düşük ışıklarda hani çok başarılı olmasa da anı kurtaracak fotoğraflar çekmenize olanak sağlıyor. Özellikle flash ile beraber. Cihazda HDR modu da bulunuyor. Şöyle HDR moduyla da bir fotoğraf çekelim. Gördüğünüz gibi. HDR modunda çektiğiniz fotoğrafların biraz daha nispeten yavaş olduğunu söyleyebilirim. Şöyle ben size zaten ekranda da geçecek birazdan fotoğraflar. Aradaki renk farkını görebiliyor musunuz bilmiyorum ama biraz daha yakınlaştırayım. Şuradaki kaykayın üzerindeki renk farkı size aradaki farkı en net anlamınızı sağlayacaktır. Bunlar tamamen flash kapalı olan çekilen fotoğraflar. Bir tane de şöyle flashımızı açarak çekelim. HDR'ı kapatıp. Gördüğünüz gibi bu da flashı açık bir şekilde çektiğimiz bir fotoğraf arkadaşlar. Şöyle bir makro alalım. Makro için onun şu iPod, benim eski iPod'umun üzerindeki yazıyı alabiliriz. Şöyle yaptığımız zaman, hatta şöyle yapalım.
Hop, şöyle ters koyduk yine. Kamerayı şöyle çevireyim. Daha net olabilsin diye. Hani arkadaki şeyleri de, objeleri de fullaştırmasını göstermek için. Şöyle yapalım. Ve bir adet de şöyle bir fotoğraf çekelim. Flaşımızı ama kapatmayı unutmayın arkadaşlar. Bu önemli bir ayrıntı. Şu anda net ve çektim. Arka tarafı nispeten fena değil. Güzel bir flurlaştırma yapıyor cihaz. Ön kamerası arkadaşlar 5 megapiksellik bir kamera bulunuyor ön tarafında. Ve f2.8 diyafram açıklığı bulunuyor bu cihazda. Şöyle ön kamerada bir geçelim selfie moduna. Şöyle kamera arkasında da beni görebilirsiniz buradan. Gördüğünüz gibi. Şöyle şuradan da kameralar arası geçişler yapabiliyorsunuz. Kamera modlarımız da panorama da bulunuyor. Panoramik fotoğraflar çekebiliyorsanız eğer panoramik geniş fotoğraflar çekmeyi seviyorsanız onu da yapabilirsiniz. Deklanşör sesi olsun, çeşitli ayarlar olsun onları buradan kontrol edebiliyorsunuz. Şöyle hemen ben size video özelliğinden de bahsedeyim cihazın arka kamerasının. Şöyle ayarlardan görebileceğiniz üzere. HD videolar çekebiliyor arkadaşlar cihazın kamerası. HD 30 FPS çekiyordur büyük ihtimal. Çünkü bununla ilgili tam net bir bilgi bulamadım. Hani eğer bulursam videoya eklerim. Ama 30 FPS çektiğini ben biliyorum arkadaşlar cihazın. İşletim sistemi olarak Android 6.0.1 Marshmallow ile geliyor. Android 6.0.1 Marshmallow'un bize kattığı şeylerden bazıları arkadaşlar. Bir tanesi hafıza birleştirme olayı. Hafıza birleştirme olayı sayesinde cihazınızın mesela 16 GB'lık bu cihazı aldığınız zaman rahatlıkla kendi SD kartınızla dahili depolama alanınızı arttırabiliyorsunuz. Önceden Android 5.0 olsun, hani 5 sürümleri olsun. Bu Lollipop sürümlerinde mümkün değilken artık Android 6.0 ile beraber bu olay mümkün arkadaşlar. Bağlantı özelliklerinden bahsedeyim. 802.11n bulunuyor. AC desteği yok bu cihazda. AC desteği olmadığı için 5 GHz hızında bağlantı imkanı size sunmuyor. Bluetooth 4.1 var. Bluetooth 4.1'in olması güncel bir mimariyle beraber size büyük bir güç avantajı sağlıyor. Bluetooth yoğun kullanan bir insansanız eğer 4.1 ile daha az Bluetooth'unuz cihazınızın gücünü tüketiyor arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Cihazı arkadaşlar çeşitli statik testler yaptık. Bunlardan Antutu'dan cihazımız 23.170 puan aldı. Geekbench 3 testi yaptık. Geekbench 3 testinde arkadaşlar tekli çekirdek skoru 294 olan cihazda çoklu çekirdek skoru 917 oldu. GFX Bench testimizi yaptık. Manhattan Off Screen ve On Screen olmak üzere Off Screen'de 1.7 puan alan Dizel 530 On Screen testinde 4 FPS puan almayı başardı. 3D Mark testi yaptık arkadaşlar. 3D Mark testini tamamlayamadı cihaz. Büyük ihtimal bu yazılımsal kaynaklı bir sıkıntıdan dolayı tamamlayamadı. Yoksa normalinde tamamlayabilirdi cihaz. Çünkü bir işlem tarafında bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. PC Mark testimizde 2903 puan alan Dizel 530 Basemark OS 2 testinden 387 puan aldı ve Basemark OS X testinden ise arkadaşlar 3530 puan almayı başardı. Arkadaşlar cihazı ben bir süredir kullanıyorum. Cihazın performansından memnun kaldım. Çok fazla bana bir sıkıntı yaşatmadı. Kendisi her ne kadar pek kibar davranmasam da gayet temiz bir şekilde çıkmayı başardı testin sonucunda. Yani test süresi boyunca oldukça sağlam kalmayı başardı. 999 TL'ye 1000 TL altına satın alabileceğiniz kaliteli telefonlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Eğer uygun fiyatlı ve nispeten genç işi olan, bataryası da ortamı bir günü çıkartabilen şık bir akıllı telefon istiyorsanız arkadaşlar Dizel 530 alabilirsiniz. Fakat biraz daha performanslı olsun. Ben fotoğraf çekmeyi de seviyorum. Çeşitli yüksek performans isteyen oyunları oynamayı seviyorum diyorsanız o zaman daha üst model cihazlara bakmanızı tavsiye ederim. Ama genç işi bir akıllı telefon istiyorsanız
DJI 530 alabilirsiniz arkadaşlar. HTC DJI 530 hakkındaki incelememiz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen kanalımıza abone olup yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın alt taraftan. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın.